Herkese selamlar dostlar. 15 ve 16 Şubat iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Öncelikle son 5 günümüz muazzam geçti. Değerlendiren herkese şimdiden bir tebrik edeyim. Ben çok uzun tutmak istemiyorum. Raporları sıralayacağım. Ardına da sadece Şampiyonlar Ligi'ni değerlendirdim. Videonun sonunda da 6. tek maçımı önereceğim sizlere. Şimdi beyler bayanlar. Öncelikle bir skor yarışması. Paris Real Madrid mücadelesi var bildiğiniz üzere yarın. En çetin, en zorlu geçecek maçlardan bir tanesi bu maç izlenir. Bu maç hakkında sizin skor ve yorumlarınızı bekliyorum. Bilenlerden iki kişiyi katı telegram gruplarıma dahil edeceğim. Sizin sadece maç hakkında skorunuzu yorum yapmanız yeterli olacaktır. Hepinize bol şanslar. Yazdığınız gibi gelsin diyorum. Geçiyorum raporlara. Bildiğiniz üzere tek maç serisi yaptım. Bir maç benden bir maç sizden olarak da ve son 5 videoda bunu uyguladım. Son 5 videonun da 5'i de geldi arkadaşlar. Öncelikle bunun için tebrik ederim. Çok güzel mesajlarınız var ki zaten çok güzel kazananlar var. Instagram'dan yazıyor. Gerçekten tebrik ediyorum. Everton maçıyla başlamıştık. Geldi. Tottenham maçıyla devam ettik. Sevilla maçıyla devam ettik. Cumartesi günü Southampton'ın tek golünü önerdim ve son pazar günü de 4.5 altında 2 olarak bir öneri yapmıştım. Liverpool mücadelesine skorun zaten düşük kalmasını bekliyordum. Ben 2 0 bekliyordum. 1-0 bitti. Kazandık mı kazandık. Tebrik ederim YouTube için. Yüksek misli de gerçekten bakın. Yüksek misli de son 7 bahisin 6 tanesi başarılı oldu. Aa, sağ tarafa da son tamtın maçını koymuşum ben bakın. Liverpool maçı olacaktı. Ben bu maçları zaten sizlere de önerdim. Fakat ben sadece bu iki maça çok fazla güveniyordum. Cumartesi ve pazar. Bir de Everton'a o kadar yüksek. Tottenham'a yüksek misli girdirmiştim. Diğer ikisini girdirmemiştim güven olarak yüksekti yani. Pazar günü Liverpool maçını, cumartesi günü de Southampton maçını tekni olarak yüksek misli önerdim. Artık 2000 atan var, 10.000 atan var. Kazandıkları kendine. Ben önerimi yaparım. Zaten ne kadar güvendiğimi de anlatıyorum. Yazı halinde altına görüyorsunuz. Yazıyorum zaten hepsini açıklamasıyla birlikte. Yüksek misli Telegram grubundaki destekçilerimizi ayrıca yüksek kazançlarından dolayı tekrardan tebrik edelim. Geçelim isterseniz. Ve yüksek oran grubunda da güzel işler çıkardık. Cumartesinin yüksek oran grubu 5 tane yüksek oran tercih verdim. Fenerbahçe 4.5 altında 2. Inter maç 0. Kocaeli maç 2. Crystal Palace maç 0. Bayern Münih de 2 arayı kazanır verdim. En gelmesi gereken gelmedi. Diğer 4'ü geldi. Zaten tekli oranlara baktığımız zaman da tekli, öner, tekli olarak değerlendirmelerini söylüyorum. Güzel kazançlar elde ettiler aynı şekilde bu seviyedeki olanlar da. Tekrardan tebrikler. Yüksek oran grubunda da gerçekten güzel işler çıkardık. Cumartesi raporunu göstereyim bir de. Zaten sizlere tekli olarak öneri yapmıştım. Fakat ben burada kombine haline döküyorum. Futbol ana kombinede Andalya maçı 2.5 yüz Southampton golü tekli önermiştim. Kombinemiz geldi. Alternatif idealden tek golden yaptı. Leicester United gol atamadı. O başarısız oldu. Yüksek oran kombinesi yaptım. Bir de Napoli maç sonu Balkes maç 2 şeklindeydi. O da başarılı oldu. Değerlendiren herkese de tebrik ederim. Geçeyim bunu da. Bir de ekranda gördüğünüz üzere katıl telegram grubundan şöyle bahsedeyim canlılarımız. Gerçekten Hafta sonu yani başlığın hakkını verdik. Yok böyle kazanç dedirttim yani. E, ee, Kasımpaşa ilk yarı bir gole girdik. Alanya muazzam gol attı geldi. Bordeaux mücadelesine ilk yarı 3.5 üst. 1.80 gibi orandan geldik. O da girdi. Alanya'nın gol zaten Rovaşita golüydü. Çektim attım hatta ben maçları seyrediyorum. O Fanay mücadelesine ilk yerden bir gole girdik. İdeal bir kırk oranı vardı. Abartmaya gerek yok. O başarılı oldu. Hatta ben yazdım ki Hakan yavaş yazdım. Le Levante mücadelesi gelmedi. 6.5 gittik. Artık abarttık zaten. Sonra 2 tane daha tercih verdik. Kasımpaşa 2 tane gol atar, ev sahibi 1.5 devre arasında 1.90. 2. golde ev, özellikle bu bahsi ben verdirdim. İkisi de zaten başarılı oldu. Paşa 2 dakikada 2 gol attı zaten. Tekrardan kazanan herkese tebrikler. Eyüp Spor mücadelesi vardı mesela. O da 90'da geldi şansımıza. Aynen o da geldi zaten. Dediğim gibi biraz da şansımızın yardımıyla elimden gelen deyince ve evet, ekibimizle sürekli iletişim halinde olarak zaten kazandırmaya çalışıyoruz. Hafta sonu da zaten çok güzel işler çıkardığımızı sizler de gördünüz. Youtube'da da yaptık bu işi. Hemen seviyelerden bahsedip maçlara geçmek istiyorum. Telegram grubumuz ana telegram grubudur. Burası ana canlı tercihlerin olduğu gruptur. Ağırlıklı olarak zaten canlı olarak gidiyor. Kombin önerisi de zaten idealden görmek mümkün. Telegram yüksek oran grubunda ise az önce gösterdiğim gibi tekli yüksek oranlı tercihler. Matsun'u 0, 2, 35 alt gibi tekli yüksek oranlı 2, üzeri, 2 oranın üzerine çıkmaya çalışıyorum. Öyle bir seviye yüksek misli iletişimde zaten ayrıca tekrar tebrik edeyim. Çok güzel kazanç elde ettik. Tekli oynuyoruz, yüksek basıyoruz, yüksek alıyoruz şekilde ilerlediğim bir seviye zaten. Mesela cumart bu salı ve çarşambaya göre de gitmeyi düşünüyorum bakalım. Şimdiden bol şanslar dileyelim. Şimdi maçlara başlayalım. Şöyle kaç dakika olmuş? 5 dakika konuşmuşum. Hakkınızı helal edin. Şimdi sizlerden ricam güzel bir seviyede like. Artı 500'ü görür müyüz bu iki gün için? Bu güzel performans için artı 500 like gelir mi? Normalde artı 300 istiyordum fakat sizlerden bu sefer artı 500. El, like atan elleriniz dört, dert görmesin. Hatta bekleyelim. 1, 2, başlayalım. Şimdi Paris Real Madrid mücadelesi. Bu maçı ben skoruna kadar analiz ettim. İsteyenler değerlendirebilir, isteyenler değerlendirmez. Şimdi Paris Real Madrid e mücadelesi. Paris'in kendi evinde öncelikle öncelik hedefi burada beraberlik olduğunu düşünmüyorum. Paris'in burada öncelikli hedefi galibiyet. Tam tersine Real Madrid burada beraberlik alırsa ki Real Madrid biliyor ki kendi evinde Paris'i e yenebilecek takım. Eğer buradan beraberliği alabilirse Real Madrid zaten yani ben turu geçtim havasına girer. Beraberliği alırsa galibiyet ekstra olur öncelikle onu belirteyim. Galip gelebilir mi? Real Madrid arkadaşlar. Şöyle bir şey vardır. Şampiyonlar Ligi'nin babası Real Madrid'tir. Kim ne derse desin. Gerisi hikaye. Fakat ben Paris'in geçen sezon grup aşamalarında olsun City maçlarını izlediniz. Mesela City kendi evinde 2-0 yendi. Çokça pozisyon verdi City'ye. Ben Real Madrid'in o kadar çok pozisyon bulacağını düşünmüyorum. Onu da belirteyim. Eee fakat yani Paris işine geldiği zaman oynayan bir takım. Muhtemelen bu maçta Neymar da oynayacaktır arkadaşlar. Onu da belirteyim. Antrenmanlara katıldı. Son maçta süre almadı sanırım. E, bu maçta Neymar ilk 11'e yazmışlar. Şunu da belirteyim. Real Madrid tarafında Benzema oynayacak. Başkan açıklama yaptı sanırım. Benzema bu maça yetiş teknik direktörde olabilir. Yanlış olmasın. Açıklamayı gördüm. Biz kim yaptığını tam hatırlayamadım. Benzema Paris maçına yetişecek şeklinde açıklamalar vardı. Zaten bu maçın ayak sesleri aylar önce Mbappe zaten ben şu an tek düşüncem transfer değil. Önümüzdeki Real Madrid maçı dedi. Yani buradan ben bir Paris'e kaydım. Şimdi idealden şunu alabilirsiniz. KG var. Ben her iki takım atabilir zaten. İdealden bir KG var tercihi. kuponlarda eklenebilir. Bunu belirteyim. KG var yazdık mı? Yazdık. Benim skor beklentim 2 birlik Paris galibiyeti. Bir yüksek oranda önericem sizlere bu şekilde. Tek farklı Paris galibiyeti gelirse 3.45 gibi oranı var. 3.45 45 gibi orandan burada handikap sıfır tercihi denilebilir. Hatta skor olarak da dediğim gibi 2-1'lik bir Paris galibiyeti beklediğimden dolayı hem KG'sinin gelmesini bekliyorum hem Paris'in tek farklı galibiyetini hem de skorumda 7-20 gibi orandan 2-1 skoru da önereyim. Değerlendirecek herkese bol şanslar diyerek bu mücadeleye geçeyim. Sporting Lisbon ile Manchester City mücadelesi. Şimdi güzel bir maç bizleri bekliyor. Ben bu mücadeleye 1.90 oranlı bir tercihim var. Bir de 1.42'lik bir tercihim var. Ben Manchester City'nin bakın takım savunmasını ne kadar Manchester City hücum takımı da olsa takım savunmasını en iyi yapan takımlardan ilk 3'te Manchester City yazarım. Net bir şekilde yazarım. İşte burada Lisbon nasıl oynayacak? Kompakt bir futbol sergileyecektir. Kontra futbolunu benimseyecektir gidip de Manchester zaten kalesinde avlukayı alamazsın. Onu bir geçeceksin. Onu bir geçeceksin. Sporting burada City'yi avlukaya alma şansı yok. Alırsa 5-0 skor yazın. O yüzden Sporting takımı burada biraz daha kontrollü bir futbol sergilecektir diye düşünüyorum ben. Bu kontrollü futbol maçın düşük skorlu kalmasına neden olabilir. Kazanan tekrar City olur. Fakat idealden dediğim gibi Sporting'in biraz daha burada kontrollü bir futbol sergilemesinden dolayı ve Manchester City'nin de bunu bilip Lisbon'un kontrol ataklarını önlem alırsa bu mücadele iste 2-0 ayarında kazanabilir. Maksimum 2-1 diyorum. Buradan 4.5 altında 2-1-42 gibi orandan idealden önerdim mi sizlere? Önerdim. 1-42 oran. Yüksek orandan ne yapabiliriz diye baktığım zaman da dediğim gibi 2-0-2-1'lik skor beklentim olduğundan dolayı 1.90 gibi de orandan 2-3 gol tercihini sizlere öneririm. Katılır mısınız bilmem. Benim önerim bu yönde. Bu mücadeleyi de geçiyorum. Geçelim 16'sına. Ben başka maçları almadım. Şampiyon Ligi varken diğer maçlara oynamadım. Katıl grubunda ekstra bir çalışma yapabiliriz. 16'sından tekrardan selamlar. İlk mücadelemiz Inter Liverpool. Bu arada like atmadıysanız da like'larınızı bekliyorum. Bu mücadeleyi ben tek bir ideal tercih aldım. Yüksek orana gitmedim. Onu belirteyim. Tek ideal tercih. Liverpool takımının son Burnley mücadelesini izledim ki zaten yüksek misli olarak da önermiştik onu grubumuzda. Ondan dolayı bir takip ettim 90 dakikasını. Ya bu Liverpool takımı gerçekten korner takımı ya. Samimi söylüyorum tam bir korner takımı olmuş. O yüzden hatta Liverpool Premier Lig'deki maçlarına dikkat edin. 10.30'dan başlıyor artık. 9.30'dan başlıyordu normalde. Son maçta ondan önceki maçta 10.30'dan başlıyor. Dikkatimi de çekti. Notlarımı almıştım ben. Ben bu yüzden bu mücadeleyi korner olarak gittim. Inter gol atar mı? Atabilir çünkü Inter'de bırakmak istemeyecektir. Mutlaka. Ondan dolayı erken bir gol gelebilir gibi düşün. Erken bir gol gelebilir bu, bu maçta. Erken gol maçın temposunu arttırabilir. Bu yüzden ben tek tercih olarak mücadeleyi korner aldım. 8.5 üst kornerin oranı 1.40 aldı. Yüksek orana gitmedim. Tek tercih. Tek başına bir korner ideali alınabilir bu maçta. Dediğim gibi Liverpool takımından dolayı korner. Liverpool zaten bu maçta 6 tane korner kullansa. Inter de tabii kendi evinde bas 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 tribünü o bastır Inter bastır Inter. O da basacak onu da korner alabilir diye düşündüm. 9 korner çıkar diye düşünüyorum. 8.5 üst korneri tek tercih olarak idealden öneriyorum bol şanslar. Gelelim benim sizlere tekli olarak önereceğim maça. Şimdi ben bu iki takımın zaten sanırım 2020 yılında olması lazım maç yaptılar. Ben Bayern Münih'in geçen sezon çok hayranı bir takımdım. Her maçını da izledim. Hala hafta sonundaki maçını da izledim bu arada. İlk yer 1.5 üst, ilk yer 2.5 üst. Bohum, <laughs> şunu söyleyeyim. Editör arkadaşımız Bohum 4.5 üst girdi ya. Yani böyle bir şey. Yani bu bahsi aldıranlar utansın diyeyim ben size. Bayern Münih o maçını şey yapsın. Fakat Bayern Münih şunu belirteyim. Oynamak isterse makine işlemeye devam eder. Alp Özge'nin deyimiyle. O sebeple Bayern Münih burada kazanır mı? Kazanır. Burası bir şampiyonlar ligi zaten. Yazdık mı? Fakat bu maçı Salzburg oynuyor diye düşünmeyin. Leipzig ile Bayern Münih oynuyor gibi düşünebilirsiniz mesela. Öyle bir maç çünkü. Her iki takımda Salzburg takımı savunma yapmayı bilmez. Öyle söyleyeyim. Yani yapılarında savunma yok. Kontrataklarla Bayern Münih kalesine Salzburg'un en az 3 tane net gol pozisyonu girmesini bekliyorum. Bakın en az 3 tane net gol pozisyonuna girmesini bekliyorum Salzburg takımının. Bayern Münih zaten anlatmaya gerek yok. 6-7 tane net gol pozisyonu ben Bayern Münih takımına söylerim yani. Girer yani zaten Bayern Münih. Maçın skor beklentisini söyleyeyim sizlere. 2-4. 4-2'lik bir Bayern Münih galibiyeti bekleniyor ki bence maçın hakkını verebilecek bir şey. Çünkü tempolu oynayacak takımlar. Her iki takımda ofans yapabilecek. Salzburg'da kontralarda ne kadar iyi olduğunu sizler görüyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Ge Geçen sezondan biliyorsun. ADM'yi tek başına Sevilla maçında 3 tane penaltı alırdı yanlış hatırlamıyorsam. Ceza sahası için o şey bireysel anlarını yapabiliyor. Şimdi Salzburg'a baktığımız zaman burada Okafor'la ADM'yi oynayacak ileride. 2 tane sakat ismi var. Sesko bu maçta sakat. Bernardo bu sezon sakat. Bu iki tane sakat ismi var. Bayern Münih'te de Alfonso Davies. Ben bu mücadele bir KG var aldım mı idealden? Sizlere de bu maçı öneriyorum zaten. 1.50 gibi orandan KG var yazdım. Çok gollü bir maç bekliyorum açıkçası yüksek orandan da ben burada iki orandan ne yapabilirim diye baktım yani Bayern Münih'çiyiz. 3.5 üstünde 2 x 06 arkadaşlar. Ona da bir değerlendirme yapabiliriz diye düşündüm. Değerlendirecek herkese bol şanslar diliyorum. Geçiyorum. Sizleri bir de bir maç benden, bir maç sizden Şu şekilde bir teklif öneri yapmak istiyorum. O da çarşamba gününün mücadelesi Salzburg'la Bayern Münih mücadelesi. Umarım 6. maçımızda gelir. 6, 5 videodur. Seri yapıyoruz. 6. bu. Ya beklediğim gibi geçerse muhtemelen gelir diye düşünüyorum. Fakat ya futbol bu. Görüyorsunuz Bayern Münih 4 tane yiyor ilk yarıdan. Geçen maçta gördünüz 4 tane yedi. Bakalım şansımız yanınızda olursa ben bu 6. mücadelenin gelmesini bekliyorum. Şans yanımızda olsun. Yanına herhangi istediğiniz bir maçı ekleyip değerlendirme altına alabilirsiniz ki zaten çok yüksek oranlar da verdim. 7-20 2-1'lik skor verdim mesela. Gelmesini bekliyorum. Bakalım. Bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.